Selamlar dostlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte her zaman olduğu gibi yine bir ekipman incelemesi yapacağız arkadaşlar. Uzun süredir takip ediyordum ve fiyat indirimlerini bekliyordum. HyperX Stinger Core Wireless modelini ve Kasım aylarındaki indirimli günlerde sonunda aldım ve ilk yarım saatlik kullanımdan sonra maalesef üzüntüyle puanını verdim. Amacım videonun en başında bu kulaklığı gömmek değil arkadaşlar. Sadece hissettiğim duygulardan sizlere bahsetmek istiyorum. Ben bu kulaklığı 5 aydır falan takip ediyorum. Beyaz olmasından kaynaklanıyor. Bir de HyperX olduğu için tabii ki HyperX markasının ne kadar güzel donanımlar, kulaklıklar çıkardığını hepimiz biliyoruzdur. Aslında güzel bir ekipman, güzel bir donanımsal anlamda, teknik özellikler anlamında güzel bir kulaklık diyebiliriz bu kulaklığa. İndirimli fiyata aldım. Normalde 1200'ler civarında satılıyor. Ben 900'ler civarında bir fiyata aldım arkadaşlar. Alır olmaz da tabii ki ilk olarak Valorant'ta testi gerçekleştirmek istedim arkadaşlar. Neyse, bir kutu açılışını yapalım ve sahip olduğu teknik özelliklere bakalım. Daha sonrasında videonun sonuna doğru değerlendirmeyi yapacağım. Mavi ve beyaz karşımı güzel bir kutusu var. Kutunun ön yüzeyinde kulaklığın kendisini görürüz ve burada 40 mm'lik driverlardan bahsedilmiş. 17 saatlik bir kullanımdan bahsedilmiş arkadaşlar. Wireless modeli olduğu için wireless'la bağlantıdan ve tabii ki mikrofon performansının da gürültüyü önlediğinden bahsedilmiş arkadaşlar. Kutu içeriğinden kullanım kılavuzu, kitapçı tabii ki bulunuyor. Bir adet wireless adaptör ve yine kulaklık da tabii ki kutu içeriğinden çıkıyor. Beklediğimden daha güzel bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebilirim kulaklığın arkadaşlar. Özellikle zaten sahip olduğu tasarımı gerçekten çok beğenmiştim. Realde daha da çok hoşuma gitti ve renk olarak da beyaz rengi tercih etmiştim. Siyah olan modelde bu arada mevcut arkadaşlar. Wireless olması da tabii ki kablosuz olması benim için önemliydi. Artık kablosuz bir kulaklığa geçmek lazım diye düşündüm arkadaşlar. Kablo belli bir süreden sonra artık masa üzerine dolaşıklığa, dağınıklığa neden olabiliyor dostlar. Deri yapıya sahip olmayan kulak pedlerini bu noktada görüyoruz arkadaşlar. Terleme olayını tamamen ortadan kaldırıyor ama sesi kulak içerisinde hapsetme noktasında bir tık zayıf kalabiliyor deri pedlere göre. Ama HyperX'in Stinger Core Wireless modelinde o sorunla ben karşılaşmadım. Yani sesi fazla dışarıya kaçırmıyor. Olabildiğince kulak içerisinde hapsedebiliyor kulaklık. Çok ağır bir yapıya sahip olmayan bir kulaklık arkadaşlar. Zaten yumuşak kulak pedleri ve kafa bandındaki yine yumuşak ped gerçekten bu olayı kolaylaştırıyor ve kulaklık hemen hemen kafanızda yokmuş gibi hissediyorsunuz. Kafa çemberinin büyüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada kafa çemberinin iç kısmında metal bir çember var. Bu çemberi kademeli bir şekilde büyütebilirsiniz veya küçültebilirsiniz. Kulaklık esnek bir yapıya sahip arkadaşlar. Sağa sola eğip büküyüp biliyorsunuz. Malzeme kalitesi olarak da üst seviyelerde, iyi seviyelerde malzemelerle yapıldığı için bunu rahatlıkla korkmadan yapabiliyorsunuz. Driver bölgeleri de oynar yapıya sahip arkadaşlar. Dönmüyor ama sadece esneme yapıyor arkadaşlar. Böyle esneyebilmesi de yeterli zaten. Önemli olan kulak etrafına kulak pedlerinin oturması ve sesi dışarı kaçırmaması. Sol sürücüde bir kontrol paneli bulunuyor. Bu panel üzerinden kulaklığı açıp kapatabildiğimiz on off tuşu bulunuyor. Burada 3 saniye boyunca bu tuşa basılı tutarsanız kulaklık açılıyor veya tekrar 3 saniye boyunca basılı tutarsanız bu defa kulaklık kapanıyor. Ayrıca burada ses kontrolünü sağladığımız ses kontrol tekerleği bulunuyor. Ayrıca burada yine kulaklığı şarj edebildiğimiz Type-C bağlantı girişi de mevcut arkadaşlar. Ve gelelim mikrofona arkadaşlar. Bu kulaklığı en çok sevdiğim yönlerden bir tanesi, olaylardan bir tanesi mikrofon arkadaşlar. Kulaklığı şöyle bir takalım. Mikrofonu aşağı indiriyorsunuz ve mikrofon aktifleşiyor ve tekrar yukarı doğru kaldırırsanız bu defa mikrofon off moduna geçiyor arkadaşlar. Pratik ve kolay bir şekilde mikrofonu açıp kapatmamız gerçekten güzel olmuş. Ayrıca mikrofon esnek bir yapıya sahip arkadaşlar. Ağzınıza yaklaştırabilirsiniz veya uzaklaştırabilirsiniz. Bilirsiniz mikrofonun sahip olduğu performanstan videonun ilerleyen süreçlerinde canlı olarak bahsedeceğim. Ve gelelim videonun en başında söylediğim olaya. Bu kulaklığa neden yarım saat içerisinde nötr bir not verdiğim hakkında ve kullanmayacağım hakkında. Ben bu kulaklığı kullanmayacağım arkadaşlar. Söylediğim gibi kulaklık çok fazla kendini hissettirmiyor. Kafanızda çok fazla hissetmiyorsunuz. Tamam, sıkıntı yok. Kafa bandında, kafa kısmında çok fazla basınç uygulamıyor. Çok fazla ağır bir yapıya sahip olmadığı için zaten kafanızda çok fazla hissetmiyorsunuz. Tamam. Pedler de yumuşak arkadaşlar. Kafa bandındaki ped de yumuşak ama ben bu kulaklığı taktıktan sonra yarım saat içerisinde kulak etrafımda öyle bir ağrı oluştu ki özellikle şu çenenin bittiği noktayla yani kulağınızın birleştiği nokta kısmında gerçekten çok yüksek derecede bir ağrı hissettim ve bir saat boyunca orası ağrıma yaptı. Yani ağrı oluştu o noktada. Ergonomik yönden bu kulaktan bu kadar zayıf kalacağını gerçekten hiç zannetmiyordum. Donanımsal anlamda, teknik özellikler anlamda söylediğim gibi iyi bir kulaklık olabilir. Ama ben bu kulaklığı yarım saat boyunca kafamda tutamayacaksam çok fazla donanımsal özelliklerin iyi olmasında benim için çok fazla bir önemi yok. Ses kasma anlamında ve mikrofon performansı anlamında başarılı bir kulaklık olabilir arkadaşlar.
Neden böyle oldu aslında anlamış da değilim arkadaşlar. Ama sonuçta ben bu kulaklığı kullanmayacağım. Çünkü gerçekten şu an bile taktım. Mesela takalı 1-2 dakika oldu. Hemen yan taraflarda hafif bir baskı ve ağrı oluşmaya başladı. Kulaklığın oyunlarda testini yaptım arkadaşlar. Bol bol Valorant oynadım. Genel olarak ses kasma anlamında kötü performans sergilemiyor. Ama hafif bir boğukluk geliyor sesten arkadaşlar. Bu arada kulaklığın herhangi bir uygulaması yok. Ama bu kulaklığı destekleyen bir tane uygulama var. O uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Çok fazla gelişmiş bir uygulama değil. Ayrıca bu kulaklık 7.1 de bir kulaklık değil arkadaşlar. 7.1 olarak satıldığını gördüm. 7.1 kulaklık değil arkadaşlar. Sadece o uygulamayı alıp aktifleştirmeniz lazım 7.1'i. O zaman da gerçekten 7.1 modunda o hafif boğukluk daha fazla boğukluğa neden oluyor arkadaşlar. Onun için stereo modda ben kulaklığı kullandım. Mesela 1000 lira üzeri bir para veriyoruz ama kulaklığın uygulaması, ses kontrol uygulaması yok. Biraz saçma değil mi? Bence saçma arkadaşlar. Çünkü bu kulaklığı alırken beğenmediğimiz markalar var ya, hani Çin malı diye 500 TL, 600 TL, 400 TL almadığımız kulaklıklar var ya, kötü diye yani değerlendirdiğimiz kulaklıklara dahi en azından bir uygulama oluyor veya 7.1 modu oluyor düzgün bir şekilde çalışan. Uygulamasında olmaması beni biraz üzdü ve kullanmama bir neden daha oluşturdu. Ses kalitesi anlamında söylediğim gibi kötü bir ses kalitesi yok. Hafif bir boğukluk ben hissediyorum. Belki benim önceki kullanmış olduğum kulaklıktan kaynaklı olabilir. Ama bir uygulama olsaydı mesela ben o ses kontrolünü yapardım ve sesi biraz daha inceltebilirdim. Bası biraz daha kısardım. Tizi biraz daha verirdim. O şekilde sesi biraz açmış olurdum arkadaşlar. Ama uygulamanın olmaması söylediğim gibi bu tarz sıkıntılara neden oluyor. Ses kalitesi anlamında güzel sesler alıyorsunuz kulaktan. Ses kasma anlamında yani ayak seslerini rahatlıkla kulaklıktan alabiliyorsunuz. Ayrıca ses yüksekliği anlamında yani seviyesi anlamında da yüksek seslere ulaşabiliyor arkadaşlar. Kulaklık zaten %100 seviyelerde kulaklığı kullanamayabilirsiniz. Bayağı bir ses veriyor yani. Mikrofon kalitesi anlamında yapmış olduğum testlerde de şu an almış olduğunuz sesi HyperX Stinger Core Wireless modelde kulaklığın mikrofonundan alıyorsunuz arkadaşlar. Genel anlamda kulaklığın mikrofonun performansı güzeldi. Oyunlarda yapmış olduğum testlerde oyuncular temiz ve net sesin geldiğini bana söylediler. Ama Discord'da iki arkadaş sesin yankılandığını söyledi. Toplamda 10 kişiyle falan konuştum. 8'i iyi dedi arkadaşlar. Ses performansı, mikrofon performansı güzeldi. 2 kişi sadece yankılandığını söyledi. Kötü performanslar almadım arkadaşlar. Gerek oyunlarda gerek Discord'da güzel performanslar aldım. Ama yine mikrofon kalitesi anlamında daha iyi bir kalite beklerdim. Kulaklığın sahip olduğu teknik özelliklere geldiğimizde ise kulaklık 40 mm'lik sürücüleri üzerinde bulunduruyor ve cihazlarla bağlantıyı wireless'te sağlıyor. Yani 2.4 GHz bağlantısıyla sağlıyor. PC ve PlayStation 4 ve 5 platformlarında kulaklığı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. 16 ohmluk empedans değerine sahip olan kulaklığın ses basınç değeri 95 desibel ve kulaklığı tam şarjda 17 saat boyunca kullanabiliyorsunuz. Teknik özellikleri noktasında şu teknik özelliği böyle, bu teknik özelliği şöyle, şu değerleri şöyle diye çok fazla anlatmak istemiyorum arkadaşlar. Ses performansı anlamında güzel bir kulaklık, ses kasılabiliyor. Mikrofon performansı da güzel. Malzeme kalitesi olarak zaten diyecek söz yok arkadaşlar. Malzeme kalitesi oldukça iyi. Ergonomik anlamda ama benim gözümde bu kulaklık sıfır arkadaşlar. Bilmiyorum, belki de benim kafa yapıma uymayan bir kulaklık. Bu kulaklığı kullanıp da memnun olan arkadaşlar da olabilir. Onun için arkadaşlar çok fazla da uzatmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Bugün de bir videomuzun sonuna geldik dostlar. Bu tarz inceleme videolarının devamı için kanala destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz bir like atın, bana video desteğinizi gösterin. Kulaklık hakkında bilmiyorum kafanıza takılan soru olur mu? Yine de yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.